Bu sefer nereye davetli misafir oluyoruz? Gelin hep beraber izleyelim. İzmir deyince akla gelen en önemli sektörlerden biri de mobilyadır. Peki mobilya üretimi nasıl gerçekleşiyor? Özellikle bu bölgede mobilya neden ön plana çıkarıyor? Onu konuğumla birlikte değerlendireceğiz. Konuğumuz çok genç bir girişimci, sevgili Erhan Çetin. Özellikle mobilya sektörü konusunda güncel modellere ve trendlere de yön veren değerli bir isim. Peki mobilya olarak, mağaza olarak neredeyiz? Ne üretiyoruz? Nasıl üretiyoruz? Ürettiğimizi nasıl pazarlıyoruz? Mobilya alırken nelere dikkat etmeliyiz? Onu birlikte konuşacağız. Merhabalar Erhan Bey. Merhaba abi, hoş geldiniz. Siz de programımıza hoş geldiniz. Sağ olun. Şimdi çok genç birisin. Ama mobilya sektöründe de epeydir varsınız herhalde. Varız, epeydir varız. Nasıl başladık, nasıl ilerledik? Abi bizim aileden gelen bir meslek zaten bu. Amcalarım olsun, akrabalarım olsun komple zaten mobilya sektöründeyiz. Biz de aynı şekilde onların izinden yürümeye devam ediyoruz. Kaç senedir? Hangi markayla, hangi isimle varız sektörde? Elfide Mobilya olarak İzmir Buca'da mağazamız var. Atölyemiz de Karabağlar Buca'da. O şekilde. Mobilya deyince akla çok kalem geliyor, çok şey geliyor. Siz neler üretiyorsunuz? Bizim ürettiğimiz yatak odası, ondan sonra masa, sandalye, koltuk takımı, baza, başlık, yatak olarak komple bir eve alınması gereken çeyiz paketi olarak da sunulabilecek tüm her şey var bizimizde. Peki böyle sipariş üzerine mi seri bir üretiminiz de var mı? Hem seri üretimimiz var. Ayrıyeten bir de mimarlarla falan da çalışmalarımız var. Kişiye özel tasarımlar da yapıyoruz. Sizin mesela gösterdiğiniz bir fotoğraf üzerinden yola o şekilde de yola çıkabiliyoruz. İnsanların daha çok nelere yönelik olduğunu bakıyoruz. Ona göre daha çok modellerimizi modellerimizi bu senenin trendlerinde en çok mesela bohem tarzı var. Bohemlerde bu sene daha çok ilerledik. Kendi tarzınızı nasıl tarif ediyorsunuz? Böyle spor, klasik, şıklık, modernlik aslında hepsi de olabilir tabii. Aslında biraz spor çok tutulan bir şey ama rahatlık ve konforun daha çok olduğu sade şık daha iyi aslında. Kesinlikle daha çok ona yöneldi insanlar. Tabii şu anda daha çok o konulardalar. Peki hem sizde hem de bu sezon daha çok renkte ve modellerde neler göreceğiz, neler görüyoruz? Bu sene dediğim gibi hani bohem tarzında ahşap ve krem, beyaz o tonlarda ilerliyoruz. Birleşimi güzel oluyor. Biraz da yeşilimsi tonlar da tutulmaya başladı. O şekilde ilerliyoruz abi. Ne kadar üretiyoruz? Yıllık üretim miktarımız ne kadar diyeceğim? Değişebiliyor tabii. Tabii değişebiliyor. Şimdi bazı dönemler oluyor, adetlerin çok yüksek olduğu, bazı dönemler oluyor, az olduğu. Ama yine nereden baksanız ayda bir 20 takım, 30 takım falan görebiliyoruz. Üretim yerimiz İzmir, Buca, Karabağlar dedik. Peki nerelere gidiyor ürünlerimiz? Ürünlerimiz Türkiye'nin 81 iline gidiyor. Avrupa ülkelerinden de isteyen müşterilerimiz oldu mu kapı teslim bir şekilde de yapabiliyoruz. Bizi de çok izliyorlar oradan. Aynen. Buradan da bir mesaj verelim. Orayla da çalışabiliriz. Tabii Avrupa ülkelerinden Almanya olsun, Fransa olsun, Hollanda olsun, neresi olursa olsun Avrupa ülkelerinin her birine gönderim yapabiliyoruz. Kaç kişilik bir ekiple nasıl bir iş bölümü var? Bir emek de istiyor bu iş. Tabii, hiç kolay değil. 10 kişilik bir ekibimiz var. Kesimhanesinden dikişhanesine, döşeme atölyesine komple bu şekilde 10 kişilik bir grubumuz var. Çok şükür de çok güzel ilerlemeler yapıyoruz. Yaptığımız ürünler de çok güzel ve kaliteli. Tasarımları kim yapıyor? Renkleri, modelleri seçerken belirleyici şeyler ne oluyor? Tasarımları kimi müşterimiz bu ürünü istiyoruz deyip bize fotoğraf atıyor. Biz ona göre tasarım yapıyoruz. Beğenmediğimiz yer olduğunu da biz devreye giriyoruz. Veyahut da kendi çıkartacağımız modeller olduğu zaman da bu sefer biz kendimiz çıkartıyoruz. Müşterilere sunuyoruz. O şekilde bir yol izliyoruz. Gelip burada ürünlerimizi görebilirler, kalitemizi görebilirler, dokunabilirler, istedikleri renk seçeneklerini yapabilirler. Aynı şekilde kalite oranını ister yükseltebilirler, isterse orta derecede bırakabilirler. Mobilya alırken, mobilya seçerken neye dikkat edilmeli? Neye dikkat edilmeli? Ucuz ve dandik ürünlerden uzak durmalarını kesinlikle bunu öncelikli olarak söylemek istiyorum. Çünkü bu yüzden çoğu meslektaşlarımızın da başı yanıyor. Siz de mi aynısınız diye. Ama halbuki öyle değil. Her firmaya gittiğinizde ürünleri kontrol edin. Hangi ürünleri kullandıklarına dikkat etsinler. Kullandıklarını artık sağlıklı çevreci de bir yönünüz var. Evet. Şimdi kullandığımız kumaşların poliüreten şeyi az olması gerekiyor. Pamuksu odakları daha fazla olması gerekiyor. Az önce söylediğiniz rahatlık ve konfor da çok önemli. Evet. Bence seçimlerini de ona göre yapmaları aynen, gerekiyor. Ona göre yapmaları gerekiyor. Genç birisin, bu sektörde de yıllardır varsın ama hedeflerin de vardır. Bu işte ne düşünüyoruz hedeflerim, gerisi için? Hedeflerim daha güzel yerlere gelip daha çok istihdamı sağlayabilmek, daha çok kişilerle daha çok çalışabilmek, üretmek, tabii daha çok üretmek, ülkemize daha çok faydalı bir şekilde
ürünler yapabilmek. Aynen. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Her hoş geldiniz. Çok teşekkürler.